akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda dünya ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna mensup eski asker darbenin planlayıcısının kendisi olduğunu itiraf etti. Venezuela'da 3 Mayıs Pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guardia sahiline ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği, operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yakalandığı açıklanmıştı. Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD'li Luca Edelman'dan sonra Jordan Gadurey adlı ABD ordusuna mensup eski asker darbenin planlayıcısının kendisi olduğunu itiraf etti. Gadurey'in 2018 yılının Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya mitinglerinde güvenliği sağladığı fotoğraf ortaya çıktı. Koronavirüs salgınıyla mücadelesi dünya çapında örnek gösteren Almanya'dan flash bir koronavirüs açıklaması geldi. Normalleşme sürecine girmeye başlayan Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in yanında çalışan üst düzey yetkili Helge Braun yaptığı açıklamasında "Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz. Salgının tam da ortasındayız ve bunu yaşıyoruz. Bu salgın bir süre daha bizim aramızda olacak. En azından bu yılın sonuna kadar. Bu da en iyimser tahmin" ifadelerini belirtti. İngilizler Türkiye'den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor. Türkiye'nin ihracat yasağını kaldırmasına neden olan İngiltere'nin Türkiye'den satın aldığı COVID-19'a karşı koruyucu kıyafetler İngiliz Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi'nin ihtiyacı için Türkiye'den getirilen 400 bin koruyucu kıyafetlerin İngiliz Sağlık Sistemi standartlarına uymadığını doğruladı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'na yakın bir bölgede tutulan malzemelerin geri ödeme talebiyle iadesi istenecek. Yunan sahil güvenlik ekipleri adalara ulaşmış göçmenleri zorla hurda sallara bindirip Türk karasularına bırakıyor. Yunan sahil güvenlik unsurları Ege Denizi'ne göçmenleri Türk karasularına geri iterek insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Yunan unsurların benzin bidonlarını alıp motorlarını bozduğu botlardaki göçmenler denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor. Adalara daha önce geçiş yapan göçmenler de hurda durumda olan denize elverişsiz motorsuz sallarla Türk karasularına getiriliyor. Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz hurda sallarla Türk karasularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Azerbaycan'da 615 sürücü karantina kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı. Azerbaycan'da koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için uygulanan özel karantina rejiminin ihlali nedeniyle Cumhuriyet yollarındaki araçlar tarafından 6 Mayıs 2020 saat 12'ye kadar İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca 615 kişiye para cezası uygulandı. Eyalet Trafik Polis Bürosu'ndan yapılan açıklamada 1 Nisan 2020'den bir güne kadar başkent dahil olmak üzere ülkenin karayollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği için toplam 49 bin yol kullanıcısının para cezası uygulandığını belirtti. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda dünya ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.